48 tane projeksiyon incelemesi yaptıktan sonra sizin için en çok sorulan soruları derleyerek yeni bir projeksiyon cihazı alırken nelere dikkat etmek gerekir? Bu projeksiyon cihazlarında hangi teknolojiler kullanılıyor? Bu videoda sade ve özet olarak size anlatacağım. Videoyu bölümlere ayırdım. Direkt merak ettiğiniz kısma gidebilirsiniz. Ama ciddi bir para veriyoruz projeksiyonlara ve uzun yıllar boyunca kullanıyoruz. Bu bir keyif. Cihazı alıp sonradan keyfinizin kaçmaması için video sonuna kadar izlemenizi öneririm. Yine bu videonun yorumları da çok önemli. Kullandığınız, memnun kaldığınız ya da memnun kalmadığınız projeksiyon cihazları varsa aşağıya yazın, bu sayede izleyenler de faydalansın. Fiyat performans olarak öne çıkan tavsiye ettiğim projeksiyon modellerinin linklerini açıklamalar kısmına ekliyorum. Mutlaka göz atın. Yine son olarak video işinize yararsa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Projeksiyon cihazı seçerken en çok dikkat etmeniz gereken nokta çözünürlük. Burada da doğal çözünürlüğe, yani native çözünürlüğe bakmanız gerekiyor. Bir projeksiyon cihazının çözünürlüğü ne kadar yüksek olursa oluşturduğu görüntü o kadar net ve keskin ve detaylı olur. Yani burada daha önce projeksiyon izlememiş birisine bile 4K, 1080p ve 720p projeksiyonları yan yana gösterdiğiniz zaman net bir şekilde farklarını hissedebilir. Projeksiyonlarda çok büyük bir görüntü elde ettiğimiz için çözünürlük konusu çok önemli. Ürünlerin açıklama kısmında burada gördüğünüz gibi örneğin native ve destekli olarak iki farklı çözünürlük yazıyor. Burada sizin dikkat etmeniz gereken nokta native, yani doğal çözünürlüğü. Örneğin burada native 720p 1080p görüntüleri de destekler demiş. Yine alt kısımda da native 1080 4K görüntüleri de destekler diyor. Aslında burada şunu demek istiyor. HDMI'den bir görüntü verdiğiniz zaman 1080p bir projeksiyona, projeksiyon o görüntüyü işleyip ekrana yansıtabiliyor ama en fazla kendi doğal çözünürlüğü kadar. Yani siz 4K bir görüntü açtığınızda 1080p olarak görüntü izleyeceksiniz. Yani burada destekler ibaresinin hiçbir önemi yok. Tamamıyla satış taktiği yapıyor burada firmalar. Yani bir projeksiyonun doğal çözünürlüğü neyse elde edebileceğiniz en iyi görüntü kalitesi de o çözünürlük oluyor. Üst çözünürlüğü desteklemesi hiçbir şeyi ifade etmiyor. Burada bütçeniz uygunsa 4K bir model almanızı öneririm. Günümüzde cep telefonları bile artık 2K ve 4K ekranlarla birlikte gelirken yani projeksiyonlarda çözünürlük olayı çok hızlı bir şekilde gelişmedi. Burada hala fiyat performans olarak 1080p modeller en önde denebilir. Yani bütçeniz çok kısıtlı ancak ben projeksiyon deneyimi yaşamak istiyorum diyorsanız da hani 720p alabilirsiniz. Piyasada çok fazla 480p model de mevcut. 480p projeksiyon almanızı önermem. Yani 720p ile 1080p arasında da ciddi bir görüntü farkı var yan yana izlediğiniz zaman. Çözünürlük kadar önemli olan yine projeksiyonlarda parlaklık ve kontrast oranına gelecek olursak, burada parlaklık değeri olarak LED ve ansilümen değeri olarak iki farklı değer görüyoruz projeksiyonlarda. Lümen bildiğiniz gibi bir ışık şiddetini ölçüm değeri. Burada projeksiyonlarda LED lümen kullanılıyor. Bu da insan gözünün parlaklığı nasıl değerlendirdiğinle alakalı bir ölçümle birlikte yapılıyor. Ansilümen ise projeksiyonlarda parlaklığı ifade etmek için endüstri tarafından en yaygın olarak kullanılan ölçü birimi. Burada gördüğünüz formüle göre hesaplanıyor. Lümen değerine göre doğruluğu daha fazla kabul görmüş ansilümen değerinin. İki değer arasında da burada gördüğünüz formül şeklinde lümeni 2.4'e böldüğünüz zaman ansilümen değerini bulduğunuz bir formülde mevcut. Bu iki değerde de ne kadar bu değerler yüksek olursa cihazın üreteceği ışığın şiddeti de, bir başka deyişle elde edilebilecek görüntünün parlaklığı, canlılığı da o kadar yüksek oluyor. Uygun fiyatlı projeksiyonlarda belirtilen parlaklık değerleri çoğu zaman gerçeği pek yansıtmıyor maalesef. Çinliler bol keseden sallamayı epey seviyorlar. Projeksiyonu ne kadar uzağa koyarsanız veya ne kadar aydınlık ortamda kullanmak isterseniz parlaklığını o kadar yüksek bir model tercih etmelisiniz. Yine çoğunlukla tam karanlıkta kullanmayı düşünüyorsanız yüksek ışık gücü olan modellere fazla para vermenize bence gerek yok. Bir projeksiyonun bence ışık gücü ne kadar yüksek olursa olsun, eğer projeksiyondan maksimum keyif almak istiyorsanız tamamıyla karanlık bir ortamda izlemenizi öneririm. Yani hiç sinemada ışıklar açık film izleyen oldu mu diye böyle bir örnek de verebilirim buna. Yine sınıflarda, toplantı salonlarında eğitim sunum amaçlı bir projeksiyon tercih edecekseniz eğer de genellikle loş ortamda izlendiği için mutlaka yüksek parlaklık derecelerinde bir model tercih edin. Yine kontrast oranına gelecek olursak da projeksiyon cihazlarının ürettiği görüntüdeki en parlak nokta ile en karanlık nokta arasındaki farkı ifade ediyor bu. Yani diğer bir deyişle kontrast renk yoğunluğunu da ifade ediyor. Kontrast oranı ne kadar yüksek olursa resim kalitesi de o kadar iyi oluyor projeksiyonlarda. Projeksiyon cihazlarında en zor renklerden birisi siyah renk üretimi. Dolayısıyla karanlık sahnelerdeki detayların gösterim başarımına etki ettiğinden ev sinema projeksiyonlarında daha çok önemli bir kriter oluyor. Yine çok uygun fiyatlı projeksiyon cihazlarında kullanım deneyimi çok etkileyebilecek bir farklılık hissedemedim ben bu kontrast oranında. Yani belirleyici bir ölçüm olmuyor özellikle uygun fiyatlı olanlarda.
olanlarda, orta ve üst seviye olanlarda bu kriter olarak değerlendirilebilir. Lamba ömrü kısmına geldiğimiz zaman da yine burada projeksiyon türleriyle alakalı farklı lamba ömürleri de mevcut. En uzun lamba ömrü burada LED projeksiyonlarda 30.000, 40.000, 50.000 hatta 100.000 saat lamba ömrü veren projeksiyonlar bile var. Ancak burada normal bir ev kullanıcısı çok yoğun bir kullanım yapmayacaksa eğer, yani lamba ömrü yüksek diye LED bir projeksiyon tercih etmesi bence hatalı olur. Burada daha çok televizyon izleyecek kişiler veya PlayStation kafe veya ticari amaçlı kullanılacak yerlerde LED projeksiyonlar tercih edilebilir. Yani burada siz 6000 saatli bir DRP projeksiyon veya LCD projeksiyon tercih ettiğiniz zaman her gün 2,5 saatlik bir film izleseniz bile 6,5 yıl boyunca her gün film izlediğiniz zaman bu lambanın ömrü bitiyor. Yani burada bence lamba ömrüne çok da fazla bir önem biçmemek lazım ki LCD veya DLP projeksiyonlarda da Eco Mod diye bir mod var. Burada gördüğünüz gibi bazı modellerde bu 6000 saat, 12000 saat veya 20000 saate kadar çıkabiliyor. Yani karanlık yerde de izliyorsanız eğer Eco Mod'da da rahat bir şekilde yine kullanabilirsiniz. Yani bence lamba ömrünün çok yüksek olmasına çok aldanmayın derim. Projeksiyonlarda kullanılan teknolojiler kısmına gelecek olursak burada projeksiyon tercihini etkileyen en büyük etkenlerden birisi bu. Bu teknolojileri 3'e ayırabiliriz. LCD, DLP ve LED olarak. Hepsinin kendine göre artı ve eksileri mevcut. DLP LCD'ye göre biraz daha yeni bir teknoloji. Sonrasında LED çıktı. Son olarak da lazer projeksiyonlar çıktı. LCD projeksiyonlara baktığımız zaman ilk çıkan teknoloji halen daha başarılı modelleri mevcut. Epson 3 LCD prizma teknolojisiyle bir adım daha öne taşıdı LCD projeksiyonları. Lamba değişimleri ve tamirlerinin kolay yapılması, en yüksek parlaklık ve keskin görüntüler vermesiyle başarılı bir tür denebilir. Burada negatif kısmı epey büyük ve ağır modeller. DLP kısmına geldiğimiz zaman da en sık kullanılan ve tercih edilen projeksiyon cihaz türleri şu an itibariyle DLP'ler denebilir. İçindeki aynalar da çok küçük olduğu için LCD projeksiyonlara göre tamiri daha zor. Çoğu açıdan da LED ile LCD arasında ideal bir teknoloji denebilir. Lamba ömrü de LED'ler kadar yani çok olsaydı gerçekten çok süper bir teknoloji olurdu. Yine Eco Mod destekleriyle birlikte uzun saatler boyunca kullanım imkanı vaat ediyor yine bazı modeller. Yine son yıllarda ucuz projeksiyonların yaygınlaşmasının en büyük sebebi LED projeksiyon teknolojisi denebilir. İlk çıkan LED'ler 480p ve 720p'ydi. Artık günümüzde 4K çözünürlükte de küçük LED modeller mevcut. Bunların en büyük artıları çok uzun 30.000, 40.000, 50.000 hatta 100.000 lamba saat ömürlüğüne kadar çıkabilmeleri. Yine küçük yapıları ve taşınabilir olması da avantajları. Negatif kısımları ise parlaklık değerleri çok yüksek olmuyor. Lambaları değişmiyor. Yani zaten çok uzun saatler boyunca kullanıldıkları için lamba ömürleri çok önemli değil. Ancak hani tamir konusunda da diğer LCD'lere göre biraz daha zor tamir ediliyorlar. Son olarak burada lazer projeksiyonları görüyorsunuz. Lazer projeksiyonlar daha kısa mesafeli projeksiyon cihazları denebilir. Duvara en yakın olan mesafeden çok daha geniş açı atım yapabilen cihazlar. Bu sayede ortam ışığından neredeyse hiç etkilenmiyorlar ve ışık kaynağı olarak da lazer teknolojisi kullanıyorlar. Yine bunların da bazıları 3 LCD teknolojisini kullanırken bazıları DLP teknolojisini kullanıyor. Boyut olarak büyükler ve fiyatları en büyük negatif kısımları denebilir. Çok üst seviye premium cihazlar ancak gerçekten çok yani OLED televizyonlardan da daha pahalı fiyatlara satılıyorlar. Diğer bir önemli kritere gelecek olursak dört köşe düzeltme özelliği veya keystone özelliği, zoom özelliği veya küçültme, büyütme özellikleri denebilir. Bu özelliklerin olması projeksiyon cihazının bence önemli faydalarından birisi. Özellikle projeksiyon cihazlarında lensleri belli bir açıdan görüntüyü vermek üzere ayarlanmışlar. Yani bu açıyla oynandığı zaman dikdörtgen köşelerinde yamukluk kalabiliyor. Bu açıdan dört köşe düzeltme özelliği bence çok önemli. Yine keystone özelliği sayesinde de yamuk görüntüleri tekrar dikdörtgene dönüştürebiliyor. Bunun otomatik keystone yani otomatik kenar köşe düzeltme özelliği olan modelleri de mevcut. Özellikle görüntü küçültme yani uzak bir yere koyduğunuz zaman büyüyen görüntünün perdenize göre küçültülmesi ve dört köşelerinin de köşelerini ayarlayabilmeniz bence olmazsa olmaz özellikler diyebilirim. Yine otomatik netleme ve optik yakınlaştırma gibi bazı özelliklerde bulunuyor. Optik netleme çok pratik oluyor ve LED projeksiyonlarda kullanılıyor. Koyuyorsunuz ve direkt netliği otomatikman yapıyor projeksiyon. Bu da kullanışlı bir özellik. Yine bazı 3 LCD Epson'un modellerinde optik yakınlaştırma da var. Projeksiyonun lensini fiziksel olarak sağa sola yukarı aşağı oynatabiliyorsunuz. Bu da üst seviye modellerde bulunuyor. Yani burada benim 2008 yılında kullandığım Epson'un TW2900 modelinde örneğin bu özellik vardı. Şu an itibariyle bile halen daha kullanılabilecek eski kasa Mercedes ayarında bir projeksiyon cihazı TW2900 modeli. Burada projeksiyonların yansıttığı görüntü açısından da standart kısa atımlı projeksiyonlar veya ultra kısa atımlı lazer projeksiyonlar olarak da 3'e ayrılabilir. Eğer bulunduğunuz ortam küçük bir ortamsa burada kısa atımlı bir projeksiyon tercih etmeniz daha uygun olacaktır.
Şöyle görebildiğiniz gibi projeksiyonların satış sayfalarında bu atımla alakalı mesafeler de yazıyor. Gürültü kısmına geldiğimiz zaman projeksiyonların içerisindeki sistemi soğutmak için bir fan mevcut. Bu fan belli bir desibelin üzerine çıktığı zaman rahatsız ediyor. Ben burada elime geçen projeksiyonları test ediyorum. Bunların desibel testlerini yapıyorum burada gördüğünüz gibi. Burada yaklaşık olarak yani 35-40 desibel üzerindeki projeksiyonlarda eğer yanına oturursanız ciddi şekilde projeksiyonun sesini duyuyorsunuz. Yani burada tabii ki bir ses sistemi bağlayarak bu sesi bir miktar bastırabilirsiniz. Ancak hani yüksek gürültü seviyelerini çıkaran modeller de daha çok uygun fiyatlı olanlarda oluyor. Orta ve üst seviye modellerde biraz daha bu desibel sesini yani fanın sesini daha az duyuyoruz. Eco modda aldığınız zaman projeksiyonlar daha az ses çıkartıyorlar. Yüksek parlaklık seviyesini aldığınız zaman çıkan ses daha da yükseliyor. Bağlantı seçenekleri kısmına geldiğimiz zaman giriş ve çıkışları açısından eğer bir oyun konsolu bağlamayı düşünüyorsanız mutlaka ikinci bir HDMI girişinin olması bence çok kullanışlı olur. Yine burada bir ses sistemi bağlamak istiyorsanız optik ses çıkışı veya harici ses çıkışı olması önemli bir nokta. Yine burada bazı modellerde USB girişi mevcut. Bu sayede direkt projeksiyon üzerinden bir dosyalarınızı oynatabiliyorsunuz. Burada multimedya işletim sistemi kısmına geldiğimiz zaman çoğunlukla LED projeksiyonlarda bu tarz işletim sistemleri bulunuyor dahili olarak. LCD ve DLP projeksiyonlarda bu tarz işletim sistemleri çoğunlukla olmuyor. Burada bu projeksiyonlarda da özellikle uygun fiyatlı olanlar Android 9, 10 veya 11 ile geliyor ve çoğunda Google'ın L1 lisansı yok. Benim L1 lisansı olanı gördüğüm tek model Xiaomi'nin Mijia modeliydi. L1 lisansı olmadığı için Netflix, Amazon Prime veya Disney Plus gibi platformları projeksiyonun kendi çözünürlüğünde izleyemiyorsunuz. 480p olarak izliyorsunuz. Yani burada bence içerisinde bir işletim sistemi olan bir projeksiyon cihaz almaktansa düz bir projeksiyon olup harici olarak kendiniz TV Box veya bilgisayar ya da oyun konsolu bağlayarak kullanmanız çok daha mantıklı olacaktır. Yani burada içerisinde işletim sistemi var diye fazla para verip üst modeli almaktansa daha alt modeli alıp kendiniz dediğim bu kaynakları kullanarak daha keyifli bir şekilde kullanabilirsiniz. Montaj ve perde kısmına geldiğimiz zaman perde almadan önce mutlaka ilk olarak projeksiyon cihazınızı almanız gerekiyor. Nereye yansıtacaksanız görüntüyü onu belirleyip rafa veya tavana montajını yaptıktan sonra görüntünün boyutuna göre bir perde almanız gerekiyor. Peki burada illaki perde almak zorunda mıyım diye sorabilirsiniz. Tabii ki değilsiniz. Açık renk ve düz bir duvarda da rahat bir şekilde projeksiyon cihazını kullanabilirsiniz. Yani mutlaka ufak bir performans farkı olur. %2, %3'lük. Ancak hani burada duvarınız açık renk ve düzse eğer yani çok uçuk bir farklılık hissetmezsiniz perdeye kıyasla. Oyun için bir projeksiyon cihazı bakıyorsanız eğer burada input lag değerleri önemli bir etken. 1080p ve üzeri model almanızı öneririm. Rekabetçi veya FPS tarzı oyunları oynuyorsanız burada özel üretilmiş olan bu tarz ürünleri tercih edebilirsiniz. Onun haricinde hikayeli oyunlar veya futbol oyunlarını çok rahat bir şekilde tüm projeksiyon cihazları üzerinden oynayabilirsiniz. HDMI üzerinden bir oyun konsolu bağlayarak. Yine iş, sunum veya okul için bir projeksiyon cihazı tercih etmek istiyorsanız da yani yazıların okunulabildiği açısından en azından 1080p çözünürlüklü bir model tercih etmelisiniz. Yine yoğun bir kullanım olacağı için giriş seviyesi modelleri bu tarz yerler için önermiyorum. Ortam loş veya aydınlığa yakın olacağı için de mutlaka yüksek parlaklık seviyelerine çıkan bir model tercih edin. Bataryalı projeksiyonlar kısmına geldiğimiz zaman çoğunlukla bataryaları ancak bir film izlemeye kadar yetiyor. Özellikle kampta veya çadırda kullanmayı planlıyorsanız bu tarz bir modelde alabilirsiniz. Ancak bunların da çoğunlukla 1080p olan versiyonları bulunmuyor. Yine ben bataryalı olan projeksiyon modellerinin de linklerini açıklamalar kısmına eklerim. Oradan göz atabilirsiniz. Peki ucuz projeksiyon cihazları alınır mı? Eskiye nazaran uygun fiyatlı projeksiyonlarda ciddi bir iyileşme oldu. Yani uygun fiyatlı olanlarda belirtilen teknik özelliklerin çoğu kağıt üzerinde kalabiliyor. Ancak yine de tatmin edici bir performans veriyorlar ev ortamında. Yani test için incelemesi veya örnek videosu olmayan bir modeli almanızı önermem. Kenar köşe bulanıklığı oluyor mutlaka uygun fiyatlı modellerde. Bazılarında az oluyor, bazılarında çok oluyor. Bunun önüne geçebilmek için perdeyi yukarıdan aşağı hem yanlardan tam olarak ortadan konumlandırmanız gerekiyor. Bunun için bir tripod kullanabilir veya rafa yerleştirebilirsiniz. Uygun fiyatlı olanlar LED projeksiyonlar olduğu için lambaları değişmiyor. Yani uzun ömürlü kullanım açısından da hani uygun fiyatlı olmalarından ötürü çok uzun yıllar boyunca ben kullanılabileceğini düşünmüyorum. Yani burada bir DLP projeksiyonlara göre veya 3 LCD projeksiyonlara göre daha kısa
kısa ömürlü oluyorlar. Yani burada uygun fiyatlı projeksiyonları sallama çay gibi düşünebilirsiniz. Orta ve üst seviye projeksiyonları da demleme çay gibi düşünebilirsiniz. Yani burada sallama çay tadında bir film izleme zevki verecektir size. Ta ki üst seviye projeksiyon cihazlarını siz görene kadar. Bir araya giriyorum. Videoyu beğenip herhangi bir ücreti olmayan abone ol butonuna basıp bana destek olursanız çok mutlu olurum. Peki televizyon mu projeksiyon mu sorusuna da gelecek olursak, çok uzun saatler boyunca kullanılacaksa, yani günde 6 saatten fazla içerik tüketilecekse, bence burada televizyon almanız daha mantıklı olur. Çok daha büyük ekranda film veya televizyon izleme keyfi vermeleriyle birlikte projeksiyonların avantajı bulunuyor. Mutlaka düşük ışık ortam gerektirmeleri de projeksiyonların televizyonlara göre en büyük negatif kısımları denebilir. Yani gerekli loş ortamı sağlayabilirseniz son dönemde, yani çok televizyon izlenmiyorsa, bence yine de burada projeksiyon cihazı tercih edilebilir. Peki ben neden projeksiyon cihazı almak istiyorum diye soracak olursanız da, benzer fiyata bir TV'ye göre çok daha büyük bir ekranda film izleme keyfi yaşıyorsunuz. Yani dev ekranda sinema deneyimine neredeyse evinize getirmiş oluyorsunuz. Projeksiyon cihazları gerçekten kullanması keyifli cihazlar. Bir kere dev ekranda bir projeksiyon cihazı kullandıktan sonra televizyon boyutunda film izlemek istemeyeceksiniz. Seçim yaparken de az daha ekleyeyim şu da olsun, az daha ekleyeyim bu da olsun diye yani kapitalizmin oyununa gelip bütçenizi de çok fazla aşmanızı önermem. Bu bir zevk, en ucuzundan en pahalıya kadar çok fazla sayıda model ve çeşit var. Yani burada aldığınız modelin her zaman daha iyisi olacak. Ben fiyat performans olarak önerdiğim modelleri açıklamalar kısmına ekliyorum. Yine aklınıza takılan sorular olursa yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Eğer ki video işinize yararsa yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sinemayla kalın.